Mat kapalı mı abi? Dursun. Parça bu. Çok basit vidalama sistemiyle çıkacak yani bu. Bu dört kişi bunu kaldırıyor bu üst bölümün. Üstüne monte edeceğiz vidalama sistemiyle. Bu alt bölüm karda gidecek, buzda gidecek ve çamurlu sahada gidecek. Üstüne de şu sistem hidrolik tekerlek koyulacak. Sahile gelince kumsalda hidrolik tekerlek açılacak. Karada yoluna gidecek. Burada kanat. Kanatın yönüne göre araçta yön verecek, gidecek yani. İki tane kanada var. Bir burada, bir burada. 43 yıldır Almanya'da yaşamaktayım. Savunma sanayinde çalışıyorum Almanya'da. Makine imalatında çalışmaktayım. 35 yıldır tecrübem var efendim. Almanya'nın Duisburg Üniversitesi'nden ödül aldım. Bu projemle ilgili arama kurtarma aracıyla ilgili, Ertuğrul 28 ile ilgili ödül de aldım efendim üniversiteden. Bu arama, sivil arama kurtarma aracı. Bu aracın çok yakın benzerinde asker Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yapacağım efendim. Hem savunma sanayi bölgesi şeyinde çalıştım Almanya'da, hem makine imalatında. Mesela 92 yılında TürkSat'ı yollayan Fransız roketini Ariane 1 ve 2 roketinin yakıt tankını imalatına çalıştım. Oradaki çalıştım şirketten. Ondan sonra Leopard tanklarına jonto üretiminde çalıştım. Burada kendi küçük bir atölyemi kurdum. Bu da aracımı geliştiriyorum yani, kendim imalat ediyorum. Şu anda kaba taslak bitti aracı, görüyorsunuz. Bundan sonra motor takılacak, elektronik cihazlar takılacak, hidrolik tekerle takılacak. Ondan sonra da havalar düzeldikten sonra, Mayıs, Haziran ayından sonra test yapacağız, bu aracı test yapacağız efendim. Bana yardım eden 4-5 tane Türk mühendis arkadaşlar var. Ben tek değilim bu projede. Ben teknik okulu bitirdim ama mühendis değilim efendim. Aracım 3 parçadan oluşmakta efendim. Üst komando bölümü, arka kanatlar var, büyük görüyorsunuz. Bir de katamaran, alt yüzeyler var. Onlar bitti efendim. Şimdi uçak motoru veya yağ soğutmalı motor alıp iskeletle birlikte arka bölüme bu motoru takacağım efendim. Bu motora ilave eden de hidrolik ekipmanla takılacak. Bu hidrolik ekipmanlarla da 4 tane açılı hidrolik tekerler olacak aracımızda, karada gitmek için efendim. Hem denizde hem karada gidecek bu aracımız efendim. Karda gidecek ve buzda gidecek. Bu aracımız tam deprem bölgesi için ideal efendim. Yollar kapanıyor biliyorsunuz. Yollar kapandıktan sonra sulak alanlarda bu aracımızı kullanacağız efendim. İnşallah bu projemizi gerçekleştireceğiz yani. Anladım. Bu zamana kadar ben 5000 avro para harcadım kendi imkanlarımla. Bu araç şimdi şu anda kaba olarak 3 yıldır inşaatı devam ediyor efendim. Bu kaba inşaatı bitti. Bundan sonra da motor kısmı kaldı. Motor kısmı, elektronik kısmı kaldı efendim.